Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emin Narçin. Öncelikle ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım size daha yararlı videolar ortaya koyabiliyoruz. Arkadaşlar uzatmadan hemen bugün ne yapacağımız hakkında fikir vermek istiyorum. Arkadaşlar birçok kişi bana oyun içerisinde mesaj atıyor. Ben ejderhaya nasıl gidebilirim bilmiyorum. Ben ejderhayı hangi efsunlarla kesebilirim? Kesemiyorum. Generali kesmeye gidiyorum. Kesemiyorum. O beni kesiyor gibi sorular soruyorlar. Bugün bunu çözmek için bu videoyu paylaştım arkadaşlar. Burada ejderhaya nasıl gidilir? Ben birinci kattan başladım çünkü diğer serverlarda da yararlanması için. Ama videoyu ileri alarak ikinci kattan da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ejderha için hangi efsunlar lazım? General için hangi efsunlar lazım? Bugün bunlara değineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dediğimiz gibi birinci kattan başlayacağız. Önümüzdeki koridorda dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Karşımıza bir tane oda çıktı. Bu odadan sol tarafa dönüyoruz arkadaşlar. Karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan sağ tarafa döneceğiz. Ve dümdüz devam ediyorum arkadaşlar. Tabi sürgün mağarasında lag biraz fazla oluyor. Kusura bakmayın. Yolu da kısaltmaya çalışıyorum. Bu odadan sol tarafa döneceğiz arkadaşlar. Orada hata yapmayalım. Orada sola döneceğiz. Bu odada. Kamerayla oynadım ben. Hataya düşmeyelim. Yeni bir oda çıktı karşımıza arkadaşlar. Bu odadan sağ tarafa dönüyoruz. Ve yeni bir oda çıktı karşımıza. Bu odadan herhangi bir yere dönmeden dümdüz devam ediyoruz. Bu odadan da herhangi bir yere dönüş yapmadan dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan da herhangi bir yere dönmeden dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan da herhangi bir yere dönüş yapmadan dümdüz devam edeceğiz. Karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan sol tarafa doğru dönüyorum. Karşımıza yeni bir oda daha çıktı. Buradan sağ tarafa dönüyorum arkadaşlar. Ve yeni bir odayla karşınızdayız. Bu odadan da sol tarafa doğru dönerek dümdüz devam ediyorum. Biraz uzun sürecek sürgün mağarası. Çünkü yolları falan çok uzun. 7-8 dakikada ancak varabileceğimiz bir mevki su ejderha ruhu. Umarım fazla sıkılmazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci katı bilen direktmen oraya ışınlanarak bizim videomuzda videoyu ileri alarak o bulunduğu mevkiye getirebilecek arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi birinci katın sonundayız şu anda. Şimdi birinci katın sonuna geldik arkadaşlar. Hemen şuradan sürgün mağarası ikinci kat diyerek ikinci kata çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda sürgün mağarasında ikinci kattayız. Bundan sonrasını ejderha ruhuna gitmek için çabalayacağız arkadaşlar. İlk odadan sola döneceğim arkadaşlar. Düz devam ediyorum. Karşıma yeni bir oda çıktı arkadaşlar. Bu odadan da sol tarafa dönüyorum. Ve yeni bir oda. Bu odadan da sol tarafa dönüyorum. Dikkat edin, 3 defadır sol tarafa dönüyorum arkadaşlar. Vurgu yapıyorum ki odaları karıştırmayın. Bu odadan sağ tarafa dönüyoruz arkadaşlar.
yeni bir oda çıktı. Bu odadan sol tarafa doğru dönerek devam ediyorum arkadaşlar. Ve karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan da sol tarafa doğru dönüyorum. Ve dümdüz devam ediyorum arkadaşlar. Karşımızda yeni bir oda var. Bu odadan sağ tarafa doğru dönerek devam ediyorum. Karşımızda yeni bir oda var. Bu odadan sol tarafa dönüyorum. Ve yeni bir oda var arkadaşlar. Buradan da sol tarafa doğru dönüyorum. Ve koridorda devam ediyorum arkadaşlar. Ejderha ruhuna vardığımız zaman dediğimiz gibi biz item tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Burada herhangi bir tarafa dönmeden dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. İtem tanıtımımızdan sonra ejderha odasına girmeyi planlıyoruz arkadaşlar. İnşallah hep beraber oraya da gireceğiz. Ejderhayı keseceğiz. Bakalım ne düşecek. Arkadaşlar bu koridoru da bitirdikten sonra karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan sol tarafa doğru dönerek devam ediyorum. Biraz uzatıyorum sol derken. Kusura bakmayın, o da hani biraz daha aşinalığınız için daha iyi vurguluyorum, anlamanız için diyelim. Karıştırmamanız için. Karşımıza yeni bir oda çıktı arkadaşlar. Bu odadan da sol tarafa doğru dönerek devam ediyorum. Koridorda dümdüz devam edeceğim arkadaşlar. Ve karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan sağ tarafa dönüyorum arkadaşlar. Yeni bir oda daha. Bu odadan da sol tarafa doğru dönerek devam ediyorum. Arkadaşlar yeni bir oda çıktı. Bu odadan sağ tarafa doğru dönüyorum. Ve yeni bir oda daha. Bu odadan da sağ tarafa doğru dönüyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada şunu hatırlatmak istiyorum. Hemen karşımızdaki oda ikinci general odası. Bu videomuz tabii ki de sürgün mağarası sonu olduğu için bu odaya giriş yapmayacağız, ama şurada şunu belirtmek istiyorum ki karşımızdaki oda ikinci general odası olacaktır arkadaşlar. 1,5 saatte bir çıkar generaller. General odaları videomuzda da zaten odaları tek tek size göstereceğiz. Şimdi bunun üstünde fazla kalmıyorum arkadaşlar. Ejderha ruhuna gitmemiz lazım. O yüzden sevgili arkadaşlar hemen buradan sol tarafa doğru dönerek devam edeceğim. Karşımıza yeni bir oda çıktı arkadaşlar. Bu odadan sağ tarafa doğru dönüyorum ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, burada herhangi bir yere giriş yapmadan dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan da herhangi bir yöne doğru dönmeden dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir odayla karşınızdayız. Buradan sağ tarafa doğru dönerek devam ediyorum arkadaşlar. Karşımızda bir oda var. Bu odadan herhangi bir yere dönüş yapmadan dümdüz devam ediyoruz. Bir koridordayız. Bu koridordan dümdüz devam ediyoruz. Karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan da herhangi bir yere dönüş yapmadan dümdüz devam ediyoruz. Bu odadan arkadaşlar sağ tarafa doğru dönüş yaparak devam ediyorum. Yeni bir oda çıktı karşımıza. Bu odadan sol tarafa doğru dönüyorum arkadaşlar. Ve koridorda devam ediyorum.
Yeni bir oda çıktı karşımıza arkadaşlar. Buradan sağ dönüş yapıyorum arkadaşlar. Ve yeni bir oda çıktı karşımıza. Buradan da sol tarafa doğru dönüyorum. Bir oda daha. Buradan da sağ tarafa dönüş yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Ve karşımıza yeni bir oda çıktı. Bu odadan sol tarafa doğru dönüyorum arkadaşlar. Yeni bir oda daha. Buradan sola doğru dönerek düz devam ediyorum arkadaşlar. Artık ikinci kat sonuna doğru yaklaşmaktayız arkadaşlar. Burada şöyle bir hatırlatma yapayım. Aynı zamanda bu koridorda da genel çıkmaktadır arkadaşlar. Dümdüz devam ediyorum. Ve dediğimiz gibi ikinci kat sonunda Sura Hayaleti'nin hemen yanındayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki Sura Hayaleti'ne geldiğimiz zaman Sürgün Mağarası ikinci kat sonuna geldiğimiz zaman item tanıtımı yapacağız demiştik arkadaşlar. Şimdi o itemlerin tanıtımını yapacağız. Ejderha ile generale karşı olan itemlerimiz nasıl dizilmelidir? Biz neler yapmalıyız bu iki canavar karşısında? Arkadaşlar kasktan başlıyorum. Bu arada fark etmez savaşçı ninja Sura için. Kaskınız şu şekilde olacak. Saldırı hızı, yarı, şeytan, ölümsüzlük, bir de zehirleme şansı. Burada şuna dikkat çekeyim ben. Şeytan generale karşı, ölümsüzlük ise ejderhaya karşı savunma verir arkadaşlar. Güç verir size. Hemen Abanos küpeye gelelim arkadaşlar. Burada hayvanlara karşı güçlü, şeytanlara karşı yarı insan, ölümsüzlük. Bir de arkadaşlar en önemlisi burada iki kat eşya düşürme şansı muhakkak olması lazım arkadaşlar. Sizin küpenizde. Bileziğe geliyorum. Bilezik, şeytan, ölümsüz, hayvan, max hippie yine aynı şekilde iki kat eşya düşürme şansı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizden kıvrık isteyecek. Şifreyi yazdıktan sonra kıvrığı vererek odaya girebileceğiz arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi ejderhanın bulunduğu odadayız sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar odaya girmiş bulunmaktayız. Şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben biraz önce odaya girdim. Çok fazla lag oluyordu. Video kesilmesin diye bütün slotları kestim. Tekrar videoya bağlandım arkadaşlar. Tekrardan itemlerimizi kontrol ederek takalım. Kask için saldırı, yarı, şeytan, ölümsüz, zehirleme dedim arkadaşlar. Abanoz küpe için hayvan, şeytan, yarı, ölümsüz, iki kat eşya düşürme şansı dedim arkadaşlar. Kalkan için ölümsüz, yarı, güç demiştik arkadaşlar. Bunlar ejderhaya karşı olan itemlerdir arkadaşlar. Bu da şeytan, hayvan, ölümsüz, max hippie. İki kat yani eşya düşürme olacak arkadaşlar. Ondan sonra şunu unutmayalım. Bu da bize nesne düşürme yani eşya düşürme için 30 dakika süreyle bize eşya düşürmeyi daha fazla arttırıyor. Buna da basarak ejderhayı daha iyi kesebilme imkanı sunuyor size arkadaşlar. Kurta binmenizi istiyorum. Çünkü kurt hayvanlara karşı. Evet arkadaşlar, ejderhaya dalacağız. Ama önce şöyle küçük bir bilgi vereyim arkadaşlar. 3 tane Azrail, 3 tane Mavi Ölüm ve 3 tane güçlü buz cadısı var ejderha odasında. Görevleri olan arkadaşlar buraya gelerek görevlerini daha hızlı yapabilirler arkadaşlar. Ejderhaya dalarak onu kesmeye başlayalım. Bakalım neler olacak.
Umarım güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. Buradaki amaç güzel bir şey düşmese değil. Önemli olan sizlere güzel bir şey sunmaktı arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda genel odalarını da sizler için paylaşacağım. Bununla şimdilik idare edin. Bu arada arkadaşlar benim El Normal dizili bunun yerine bir tane zehir ile girerseniz odaya ki zehiriniz ölümsüz olsa bir de şeytan olsa içinde çok çok daha hızlı kesersiniz. Ben sadece sizler için video yaptığım için odaya bununla girdim. Gördüğünüz gibi bununla da kesebiliyoruz ancak işi sürekli ejderha olan arkadaşlarımız, sürekli ejderhaya çıkan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza da böyle bir tavsiyede bulunalım. Zehir yapabilirseniz 50 ortalama üstü ölümsüzlüğü yapabilirsiniz. Çok iyi olur. Ejderhamız kesildi. Bir tane mor ot, bir tane de zehir kılıcı attı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir şey de söyleyeyim ben. Ejderhayı öldürdükten 10 dakika sonra odadan atılacaksınız. Bu otomatikmendir. Ama odaya girdiğiniz zaman 1 saat size veriyor. Ejderhayı kesmeniz için 1 saatiniz var. Ancak ejderha öldükten sonra 10 dakika sonra sizleri odadan atıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarımızla sizlerle olacağız. İyi günler diliyorum.